Evet, çok değerli arkadaşlar, çok kıymetli basın mensupları, çok saygıdeğer bizleri ekranları başında takip eden vatandaşlarımız. Hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Bugün iktidarın 2 Mart'ta açıkladığı ancak bir arpa boyu dahi yol alınmayan insan hakları eylem planı ile ilgili değerlendirmelerde bulunacağım. Bunun yanında da özellikle NATO zirvesindeki birkaç konuyla ilgili de basınımızı bilgilendireceğim. Aynı zamanda ülkede bir gazetecinin 10 milyon dolar pazarlığı olsun. Ayrıca siyasetin gündemine maalesef mafya anlayışının hakim olması olsun. Bu konularla ilgili de birkaç hususa değinmek istiyorum. Değerli arkadaşlarımız, malumunuz son yıllarda iktidarın hızla demokrasi ve hukuk devleti standartlarından uzaklaşması nedeniyle ülke olarak her geçen gün çok daha büyük problemlerle karşı karşıya kalıyoruz. Hem dış politikada ezik bir anlayış içerisinde içeride vatandaşına tarzan kesilen, dışarıda da kedi gibi hamdolsun şu konu gündeme gelmedi, bu konu gündeme gelmedi şeklinde yaklaşan bir dış politika yaklaşımının ötesinde de her gün ülkemizde insanımız da çok daha fazla fakirleşiyor, çok daha fazla yoksullaşıyor. Ve elbette evrensel değerlerden uzaklaşmakta olduğumuz için Türkiye doğal olarak sadece hukuk alanında değil, adaletsizliklerde değil, aynı zamanda ekonomik krizi de gün geçtikçe büyüten, bunun neticesinde de dış dünyada doğal olarak her gün daha fazla taviz vermek zorunda kalan ve bu da özellikle dünya liderleri tarafından ciddi manada kullanıldığı bir tabloyla karşı karşıyayız. Afganistan'da ABD'nin 20 yıl Taliban'la savaştıktan sonra geri çekilmesi ve orada havalimanının gardiyanlığını Türkiye'ye terk etmesi ve Türkiye'nin de bunu ya siz niye çekiliyorsunuz demeden, sormadan adeta havada kapar bir anlayış içerisinde yakalaması Türkiye'nin durumunu ve içler acısı halimizi çok net olarak ortaya koymaktadır. Elbette Türkiye'nin içine düştüğü hukuksuzluk girdabı yerli ve yabancı yatırımcıyı ürkütmekte ve her geçen gün bozulan ekonomik dengeleri kurtarmak ve yabancı yatırımcıya şirin gözükmek adına da iktidar farklı farklı planlar uygulamakta. Bu planlardan birisi de biliyorsunuz Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi fonuyla sağlanan 1 milyon 200 bin euroluk fonla sağlanan insan hakları eylem planı açıklaması olmuştur. Cumhurbaşkanı Erdoğan, insan hakları eylem planının lansmanında bu planın hedeflerini ortaya koyarken 9 amacı olduğunu özellikle altını çizerek belirtmiştir. Daha güçlü bir insan hakları koruma sistemi, yargı bağımsızlığı ve adil yargılanma hakkının güçlendirilmesi, hukuki öngörülebilirlik ve şeffaflık, ifade, örgütlenme ve din özgürlüklerinin korunması ve geliştirilmesi, kişi özgürlüğü ve güvenliğinin güçlendirilmesi, kişinin maddi ve manevi bütünlüğü ile özel hayatının güvence altına alınması, mülkiyet hakkının daha etkin korunması, kırılgan kesimlerin korunması ve toplumsal refahın güçlendirilmesi, insan hakları konusunda üst düzey idari ve toplumsal farkındalık. Bunları özellikle tekraren belirttim ki bugün bu insan hakları eylem planının karnesiyle ilgili de iktidarın nasıl bir noktada olduğunu altını çizerek tüm milletimizle paylaşmak istiyorum. Ve bu günübirlik açıklamaların, lansmanların nasıl bir göz boyama olduğunu, hukuk reformu, yargı reformu gibi birçok başka doğalgaz bulduk, petrol bulduk meselelerinde olduğu gibi nasıl aslında göz boyamadan ibaret, arkası takip edilmediğini bildikleri için, kendileri zaten takip etmediği için, basını da basın özgürlüğünde ezdikleri için kendilerine benzemiş olan
Tabii ki temiz olan, hassasiyet olan arkadaşlarımı tenzih ederim. Ama bunun ötesinde de aman fazla eleştirmeyin, aman fazla sorgulamayın şeklinde bir basın ortamı da oluşturdukları için bunları yapabiliyorlar. Ben de birçok, bunu da özellikle belirtmek istiyorum. Davet edildiğim birçok yerde bazı gazeteci arkadaşlar özellikle Mustafa Bey aman şu konuya değinmeyin, aman bu konuya değinmeyin, aman şu konunun üzerine giderseniz bak bizim de başımızı sıkıntıya sokarsınız. Bazı televizyonlarda neden bunu bana hatırlatıldığını bugün çok daha net olarak hissediyorum. Çünkü baktığım gördüğüm zaman bazı ortamlarda nasıl iktidarla içli dışlı veyahut da iktidarın o mafyalaşmış hali tarzıyla ilişkili bir gazetecilik anlayışı içerisinde bir çalışmada olan gazetecilerin varlığını bugün ülkemiz net olarak görüyor. Tabii burada gazetecilerimizin onuruyla, namusuyla, şerefiyle muazzam bir çaba içerisinde tüm baskılara rağmen ortaya koydukları çabaları da göz ardı etmemek gerekiyor. Bu arkadaşlarımızın da özellikle bu mücadele hele günümüzde mutlaka ve mutlaka tarihe altın harflerle yazılacak ve gün gelince de kötü zamanlarda, sıkıntılı zamanlarda, baskı ortamında kimin gerçek anlamda gazetecilik yaptığını da milletimiz hayırla anacaktır. Bunu da özellikle belirtmek istiyorum ki özellikle bu konuda demokrasiye, hukukun üstünlüğüne, kaleminin şerefi noktasındaki hassasiyeti olan gazeteci arkadaşlarımın da bu dedikodularda kendilerinin de adı kirlenmesin ve bu noktada da elbette gereken hassasiyeti göstermek durumundayız. Ama diğer tarafta da gazeteci arkadaşlarımla görüştüğüm zaman da her zaman müşahede ettiğim bir durum var. Maalesef siyasetteki ortam çürümüşlük hali neyse gazeteciler arasında da böyle bir durumun söz konusu olduğunu, dolayısıyla bu anlamda gerçekten gazeteciliğin onurunu, şerefini koruma çabası içerisinde olan gazetecilerimizin sayısının da iktidarın bu basın özgürlüğü ezmesinin de neticesi olarak hayli az olduğunu da belirtmek gerekiyor. Cumhurbaşkanının bu 9 madde ile ortaya koyduğu yaklaşım aynı zamanda bir itiraftı. Cumhurbaşkanı bizzat kendisinin oluşturduğu hesap vermezlik rejiminde ihlal ettiği hususları böylece bir bir itiraf etmiş oldu. Ama prompterden konuştuğu için de aslında konuştuğu şeylerin de bilincinde değil, bilincinde olmadığı için de ne söylediğinin farkında değil. İşte dün basın toplantısı sonrasında da gördük. Bütün liderler basın toplantıları sonrası edindikleri tecrübeleri bizatihi medyayla paylaştıkları bir durumda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ancak prompterlerle konuşabiliyor. Ve prompter dışına çıktığı zaman da ne tür gaflarla karşı karşıya kaldığımızı millet olarak görüyoruz. İşte hamdolsun sözü. Buradan ABD'ye giderken elbette 24 Nisan'la ilgili ABD'nin Ermeni soykırımı tanıma kararını muhakkak gündeme getireceğim diyen Cumhurbaşkanı basın toplantısında da hamdolsun gündeme gelmedi diyebiliyor. Hamdolsun anlayışıyla, hamdolsunu da istismar ederek, hamdolsunun aslında ima ettiği o ulvi değerleri göz ardı ederek kendi ülkesinde kendi insanına tarzan kesilen bir anlayış, ülkede hukuku bitiren, insan haklarını yok eden bir anlayışın elbette dış dünyada da tam aksini ortaya koyarak, kendi milletine kükremesinin tam aksini ortaya koyarak kedi gibi bir tutum içerisinde bulunmasına biz şaşırmıyoruz. Çünkü ülkeyi getirdiği nokta öyle bir yalnızlaşma ki artık yurt dışında Türkiye'nin, maalesef Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın itibarı kalmamış vaziyette. Bu programda da bunu çok net bir biçimde gördük. Bunu da özellikle belirtmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, iktidar bu insan hakları eylem planıyla ancak 20 yılın sonunda eylem planıyla daha güçlü bir insan hakları koruma sistemi vaat edebildi. Çünkü bizzat Anayasa Mahkemesi'nin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarına uymayan mahkemelerin oluşturduğu bir yargı düzeni oluşturuldu. İktidar
yargı bağımsızlığı ve adil yargılanma hakkının güçlendirilmesini bir taraftan vaat ederken, yargı bağımsızlığını tamamen yok ettiğini de aynı zamanda itiraf etmiş oldu. Biliyorsunuz, onlarca haksız soruşturmaya imza atan, ağır insan hakkı ihlallerine sebep olan bir savcı, Yargıtay ve Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun sürece alet edilerek Anayasa Mahkemesi üyeliğine atandı. Yüzbinlerce insanın haksız ve yere terör örgütü üyesi soruşturması geçirdiği bir ülkede nasıl bir adil yargılama olabilir ki? Milyonlarca insanın hayatı bu ülkede yargının bağımsız olmaması sebebiyle cehenneme çevrilmiştir. Bu ortamda yargı bağımsızlığından bahsedilmek mümkün mü? Geçmişte iktidar ve ortağının çevrelerinde iş yapan bir suç örgütü lideri, aynı zamanda miting düzenlettirdikleri, milleti tehdit ettirdikleri bir suç örgütü lideri vahim iddialarda bulunurken, birlikte işlenen suçları ve tonlarca kokainin taşındığı ticaret yollarından bahsederken, hiçbir savcı soruşturma açmaya elbette cesaret dahi edemez. Ülkemizde yargı bağımsızlığı artık yalnızca kağıt üstünde var. Gerçekte ise güdümlü bir yargı var. Yargı artık ayrıcalıklı bir grubun işlediği suçlara karşı üç maymunu oynayan bir tiyatrodan başka bir şey değildir. Artık bu ülkede hukukun üstünlüğü değil, üstünlerin hukuku işlemektedir. Kıymetli arkadaşlar, iktidar hukuki öngörülebilirlik ve şeffaflık vaat ediyor. Çünkü bu ülkede yaptıkları ortada. Öngörülebilirlik diye bir şey bırakmadıkları için artık bundan sonra bunu gerçekleştireceğiz diye vaatte bulunabiliyorlar utanmadan. Yüzbinlerce sıradan insan devlet tarafından terör örgütü olduğu ilan edilen terör örgütü üyeliğinden mahkum oldular, işlerinden atıldılar. Ama aynı gruba adam toplayanlar, bu grubun sözcülüğüne soyunanlar ve dahası bu grubun devlet içindeki örgütlenmesini yönetenler, bu grubun bankalarına lisans verenler, bu grubun derneklerine kamu yararına çalışma statüsü verenler bugün elini kolunu sallayarak hiçbir şey olmamış gibi, bu sürece en ufak bir katkıları olmamış gibi bu gruba vaktiyle katıldıklarını göz ardı ederek, vaktinde verdikleri desteği göz ardı ederek adeta ellerini kollarını sallayarak meclis koridorlarında ve bakanlıklarda dolaşıyorlar. On binlerce insan bu arada cezaevinde onların teşviki neticesinde örgütün hayır çalışmalarında bulundukları için terör örgütü üyeliğinden ceza yemişken, diğer tarafta da bu örgütü bu anlamda suç örgütü olduğu dönemlerde dahi, bununla ilgili çok kuvvetli emarelerin olduğu dönemde dahi bu örgüte olabildiğince destek veren hiçbir siyasetçinin yargı tarafından hesap verilecek bir durumda ele alınmadığını görüyoruz. Şeffaflık deseniz zaten lafta. Ülkede tam bir soygun düzeni hakim. Hiçbir ihale şeffaf bir şekilde yapılmıyor. Bugün ihalelerin hemen hemen hepsi, büyük ihalelerin hemen hemen hepsi 5 şirket arasında paylaştırılıyor. Bu ülkenin başka iş insanı, ihale verecek bu yetkinliğe sahip başka iş insanı yok mu Allah aşkına? İfade, örgütlenme ve din özgürlüklerini koruyup geliştireceğiz diyorlar. Ülkede ifade özgürlüğü mü kaldı? Cumhurbaşkanına hakaret suçunun kapsamı o kadar belirsizleştirildi ki ve o kadar geliştirildi ki yerli yersiz insanlar gözaltına alınıyor ve yargılanıyorlar. Hiçbir şey olmasa da bir şeyler vardır anlayışı ile insanlar mahkemelerde süründürülüyor ve sindiriliyorlar. Cumhurbaşkanına gözünün üstünde kaşın var demek yasak ama ana muhalefet partisi liderini yumruklamak serbest. Cumhurbaşkanının hukuksuzluklarını eleştirmek ciddi manada sorun getiriyor ama bunun ötesinde Cumhurbaşkanı gelen geçene terörist diye
yafta yapıştırabiliyor. Ve öyle bir hale geldi ki iktidarın ortağına baktığımız zaman iktidarın ortağı gerçekten bir siyasetçiyi geçmişte milletvekilliği yapmış, iktidar partisinin genel başkan yardımcılığını yapmış bir siyasetçiyi sokak ortasında kan revan içerisinde bırakan insanları adeta ödüllendirerek özel görevlere getirebiliyorlar. Siyasetin bu şekilde mafyalaştığı, mafya uygulamalarını bu şekilde siyasete egemen kıldıkları bir ortam içerisinde mafyanın ülkeye egemen olmasının tartışılması abesle iştigal değil mi? Bundan daha doğal ne olabilirdi ki? Küçük ortak her konuştuğunda topluma nefret ve korku salacak. Her önüne geleni tehdit edecek. İşine gelmeyeni yine demin de ifade ettiğim gibi kan revan içerisinde bırakacak. Ama muhalefet gazeteci, muhalefetin meselelerini dile getiren, ülkede olan biteni sorgulayan bir gazeteci sesini çıkarınca da soluğu mahkemede alacak. Böyle bir ülkede insan hakları eylem planı açıklasanız ne yazar? Toplantı ve gösteri yürüyüşlerine bu ülkede 5 yıldır müsaade edilmiyor arkadaşlar. 5 yıldır bu ülkede toplantı ve gösteri yürüyüşlerine müsaade edilmiyor. Her gösteri en sert şekilde bastırılıyor, insanlar darp ediliyorlar. İktidar kişi özgürlüğü ve güvenliğini güçlendirdiğini söylüyor. Neden? Çünkü insanlar ülkede kendini özgür ve güvende hissetmiyor. İktidardan gerçekten tekrar tekrar ifade etmemize rağmen elbette bir karşılık bulmayacağımızı da bilerek buna rağmen tekrar tekrar hatırlatıyoruz. Allah'tan korkun. Bu ülkeyi 20 yıldır kim yönetiyor Allah aşkına? Sokakta gazeteciler, siyasetçiler dövülüyor. Hiç utanmıyor musunuz bu lafları ederken, insan hakları eylem planı açıklarken ve bu olan bitenleri de göz ardı ederek daha da bu anlayış içerisinde bir şey yaptığını zannederken? Bakın, Cumhurbaşkanı'nın konvoyunun trafiği kesmesine tepki gösteren, en doğru bir tutumu ortaya koyan bir avukat, Cumhurbaşkanı korumaları tarafından dövülerek hastanelik ediliyor. Ne beklersiniz? Bizzat Cumhurbaşkanı'nın çıkıp bunun hesabını sormasını beklerken ne oluyor? Avukat arkadaş şikayetçi oluyor. Fakat yargı zaten gölgesinden korktuğu bir ortam içerisinde, kendi gölgesinden korktuğu bir ortam içerisinde elbette soruşturmaya gerek duymuyor. Takipsizlik kararı veriyor. Böyle bir ülkede kim adalete güvenebilir? Kim yargıya güvenebilir? Kim sesini çıkartabilir? Kim Cumhurbaşkanı'na çıkıp da haksızlık yapıyorsun, zalimlik yapıyorsun diye kendisine itiraz edebilir, kendisinden hesap sorabilir? Değerli arkadaşlar, mülkiyet hakkı etkin bir şekilde korunacak vaadinde bulunabiliyorlar. Çünkü mülkiyet hakkı da tehdit altında. Yalıkavak Marina örneğini hatırlayalım. Eski İçişleri Bakanı'nın iktidar partisinden milletvekili olan oğlunun Yalıkavak Marina'yı işleten şirketin sahiplerine baskı yaparak şirket yönetim kuruluna ortak olduğu iddia ediliyor. Bu konuda da soru önergesi vererek Yalıkavak Marina'yı işleten şirketin emsal bedenlerin altındaki hisse devirlerini gündeme taşımıştık. Nitekim eski İçişleri Bakanı da daha önce biz olmasak mafya çöker demiş. Ardından da baskılar üzerine, kamuoyunun baskıları üzerine herhalde bu kadar da fazla oldu. Bari buradan çekilelim anlayışı içerisinde yönetim kurulundan ayrılmak zorunda kalmıştı. Ama peki yönetim kurulundan ayrılmak zorunda kaldı da yetti mi? Çökülen o kadar yer var. Bunlarla ilgili bunların hesabını kim soracak? Aynı zamanda memuriyetle hayata başlamış bir insanın yüz milyonlarca dolara hükmeden bir ortam içerisinde olmasının hesabını kim soracak? Bunu kim sorgulayacak? Ne yazık ki artık mülkiyet hakkının bizzat iktidarın veya iktidar gücünü arkasına alan mafya tarafından ihlal edildiği, haksız şekilde kişilerin şirketlerine ortak olunduğu, tabiri caizse çöküldüğü bir ülkenin gerçeği elbette bu olacaktır.
hukuk devletine çöküldüğü zaman çökülen hukuk devleti içerisinde birileri de elbette kendilerine çökecek yer bulacaklardır. İktidar, kırılgan kesimlerin korunacağını ve toplumsal refahın güçlendirileceğini vaat ediyor. Ama uygulamaya baktığımız zaman tam tersi söz konusu. Şiddete uğrayan kadınları korumak yerine bizzat İstanbul'da imzalanan, Türkiye'nin de öncülüğünü yapan İstanbul Sözleşmesi, Cumhurbaşkanı'nın tek taraflı, hukuksuz bir biçimde attığı imzayla feshedilebiliyor. Toplumsal refah ve sosyal devlet vurgusu yapılıyor ama zengin aşırı derecede zenginleşti, fakir de çok daha fazla fakirleşiyor. Ekonomik uçurum ve sosyal adaletsizlik hiç olmadığı kadar bu ülkede artmıştır. Son olarak iktidar insan hakları konusunda üst düzey idari ve toplumsal farkındalık vaat ediyor. Ancak biliyorsunuz ki işkence ve kötü muamele Türkiye'nin gündemine artık sıradanlaşmış bir biçimde girdi. İşkence ve kötü muamele iddiaları sonuca ulaşmak üzere araştırılmıyor zaten. Üstü kapatılıyor. Bizzat teşvik eder bir siyaset anlayışıyla karşı karşıyayız. Bundan dolayı da elbette yargı da bu meselelerin üzerine gitmiyor. İşkence yapılan ortamlarda da adeta teşvik ediliyor edasıyla. İşkence ve kötü muameleye maruz kalan insanların sayısı da doğal olarak ciddi manada artıyor. Sokaklarda insanlar zorla kaybediliyor. Bu kişilerden aylar sonra haber alınıyor veya hiç alınamıyor. Kıymetli arkadaşlar, Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı insan hakları eylem planı açık bir itiraftır. Türkiye'nin hukuk devletinden ve insan haklarına saygılı, demokratik bir devlet olma özelliğinden ne kadar uzaklaştırıldığının açık bir göstergesidir. Eylem planı ile ilgili de sadece anlık bir hava oluşturma çabası içerisine girilmiştir. Belki de Cumhurbaşkanı'nın haberi bile yoktur. Çünkü o bilinçten gayet uzak bir biçimde meselelere yaklaşan bir anlayış söz konusu. Peki insan hakları eylem planı açıklandı da ne oldu? Asıl gelmek istediğim nokta bu. Bakın insan hakları eylem planı 2 Mart'ta açıklandı. 2 Mart'tan beri 3,5 ay geçti. Eylem planına ilişkin takvim ise ancak 29 Nisan'da açıklandı. Ve bu tarihten beri de 1,5 ay geçti. Peki ne oldu? Tüm bu süreçte neredeyse her gün farklı bir insan hakkı ihlali kamuoyuna yansıdı. Biz Deva Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanlığı olarak Cumhurbaşkanlığı ve Adalet Bakanlığı'nı yakından takip ediyoruz. Maalesef bakın tespitlerimizi size aktaracağım. Kamuoyunun dikkatini çekmeyen, basının özgürlüğünün ezildiği için üzerine gidilmeyen meselelere ve nasıl daha 3 ay önce açıklanan ve bizzat büyük bir lansmanla milletle paylaşılan o vaatlerin hiçbirisinin neredeyse gerçekleşmediğini tek tek ortaya koyacağım. Özellikle Adalet Bakanlığı, insan hakları eylem planı için oluşturulan takvimi ve takip mekanizmasını kamuoyuyla paylaşması gerekirken paylaşmamıştır. İnsan hakları eylem planı izleme takip sisteminin şu ana kadar erişime çoktan açık olması gerekirken daha da erişime açılmamıştır. Ayrıca insan hakları eylem planının takvimine baktığınız zaman o 1 aylık 3 aylık hedefler gösteriyorlar ya, onlara baktığınız zaman bunların çok büyük bir ekseriyetinin hiç açıklandıktan sonra, lansman sonrasında gündeme bile dahi gelmediğini göreceksiniz. 30 Nisan 2021 tarihinde yayınlanan Akli Destek ve Mağdur Hizmetleri Yönetmeliğini bu anlamda olumlu tek tük gelişmelerden birisi olarak görüyoruz. Bunu da özellikle belirtmek istiyorum. Olumlu bir şey yapılıyorsa biz bunu takdir ederiz. Uygulamada da elbette bunun hayata geçirilmesini bekliyoruz. Ancak iktidar tarafından bir aylık vadede adli yardım başvurusu usulünün kolaylaştırılması ve e-devlet üzerinden başvuru imkanı, hükümlü ve tutukluların ziyaretçi listesini güncelleme imkanı, hükümlü ve tutukluların engel durumlarına göre refakatçi eşliğinde veya açık görüş şeklinde ziyaretçileriyle görüşme imkanı, ceza infaz kurumlarındaki 0-6 yaş çocuklarının tesliminin ve görüşlerinin
açık görüş olması imkanı, çocuk hükümlü ve tutuklulara aile görüşmesi imkanı getirileceği vaat edilmişti. Oysa bu bir aylık vaatlerin hiçbirisi ama hiçbirisi bugüne kadar yerine getirilmedi. İnsan hakları konusunda böyle bir reform vaadinde bulunulduğu bile adeta kamuoyuna unutturuldu. Niye? Çünkü yaptığınız işler ortada. Zaten her gün insan haklarını ezen bir anlayıştan daha fazlası elbette beklenemezdi. Ama yine de insanların bir bölümü ya acaba olur mu? Ya acaba akıllandılar mı? Ya acaba artık milletin gündemiyle hemhal olacaklar mı? Nerede? Nerede? Eski suç ortaklarının oluşturdukları gündeme tabi bir biçimde her gün titreyip duruyorlar. Başımıza bugün ne gelecek, yarın ne gelecek? Kimin sonuçta geçmişteki pislikleri açığa çıkarılacak? Kim bugünü de yırttı şeklinde bir titreme halinin ötesinde milletin derdiyle dertlenecek bir yaklaşım artık ortaya konulması maalesef mümkün değildir. İnsan hakları eylem planına gelince de samimiyetten uzak bir biçimde ancak ve ancak Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi fonuyla akla gelen insan hakları eylem planından bir şey çıkar mı Allah aşkına? Olacağı buydu ve elbette bu kadar olurdu. Görüyoruz ki neticede eylem planı dedikleri birçok yargı planı, yargı hukuk reformu diye birçok anlattıkları, uydurdukları hikayeler gibi maalesef kağıt üstünde kaldı. Demokrasi, hukuk devleti ve insan hakları alanında bir arpa boyu yolu alınamadı. Hatta çok çok geriye gidildi. Bugün infaz kanunu mecliste zannedersem görüşülecek. Onunla ilgili de belirttik. İnsan hakları eylem planı çerçevesinde bile iktidar, bakın şu başarıya bakın ya, şu rezalete bakın aslında. Yani insan hakları eylem planı başlığı altında iktidar meclise yeni yasa teklifleri getiriyor. Bu yeni yasa teklifleriyle aslında yeni insan hakları ihlalleri ortaya koyuyor. Yani insan hakları eylem planı başlığı altında da yeni insan hakları ihlallerini kanunlaştırmak da bu iktidara nasip oldu. Bu sebepten dolayı bunlardan herhangi bir şey beklemek gerçekten abesle iştigal olur. Demokratikleşme olsun, hukuk devleti olsun, insan hakları konusunda olsun, milletin derdiyle dertlenme olsun, bu iktidarın döneminde böyle bir şey bundan sonra söz konusu olması şimdiye kadar son zamanlarda gösterdikleri performansı da dikkate aldığın zaman olması mümkün değildir. Ancak Türkiye'de iktidar değişimi söz konusu olduğunda Türkiye tekrar demokrasi ve hukuk devleti rotasına ancak girebilecektir. O tarihe kadar Deva Partisi olarak inşallah iktidarın bu yanlışlıklarının, iktidarın bu hukuksuzluklarının elbette takipçisi olacağız. İktidara geldiğimizde de bu meselelerin tek tek üzerine gideceğiz. Tekrar Türkiye'nin de hukuk devleti bilincinin, anlayışının hakim olması için de elimizden gelen çabayı ortaya koyacağız. Burada iki hususa değinmek istiyorum arkadaşlar bunun ötesinde. Bakın, Kabil Havalimanı pazarlığından bahsettik. NATO zirvesi şunu göstermiştir. Türkiye'nin gündeminde olan birçok konu vardı. Türkiye'nin gündeminde olan konularla ilgili hiçbir adım atılamadı. Hiçbir yol kat edilemedi. Neydi? Türkiye özellikle kendi gündeminde olan Kuzey Suriye'den kendisine yönelik tehditlerle ilgili ABD'nin bir terör örgütüyle bu kadar yoğun iltisak içerisinde olduğu, hemhal olduğu bir örgüte artık destek vermemesi, silah göndermemesi konusu önemli maddelerden birisiydi. Bu adeta gündemde yokmuş gibi meseleye yaklaşıldı. S-400 en önemli gündem maddesiydi. O konuda en ufak bir adım atılamadığı görüldü. Biden dünyayı dolaşırken öncelikli gündeminin bundan sonra otokrasilere karşı demokratların mücadelesi olduğunu özellikle ifade ediyordu. Herhalde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı demokrat olarak değerlendirmediğine göre, kendisini otokratlar arasında gördüğüne göre ve bu şekilde de kendisiyle muamele ettiğine göre bundan sonraki gündemi de ABD'nin Türkiye ile olan ilişki düzeyini NATO bünyesinde tutmak, askeri ilişki düzeyinde Türkiye'yi hizmetçi olarak değerlendirilebileceği bir yer varsa orada konumlandırmak. Bunun ötesinde aynı değerleri, aynı hassasiyetleri paylaşan, uluslararası alanda birçok konuda işbirliği içerisinde olan ve bizzat ABD'nin, hatırlayın, Avrupa Birliği'ne baskı yapması, Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne alın şeklinde baskı yapması,
ve Türkiye'nin İslam dünyasına örnek olduğu dönemleri hatırladığınız zaman, o dönemde de ABD'nin Türkiye'ye verdiği desteği hatırladığınız zaman, bugün adeta Türkiye'nin tehdit edilmesi karşısında bırakın sessiz kalmayı, ona destek verer pozisyonda bir ABD. Ama bizim ülkemizin Cumhurbaşkanı çıkmış, diyor ki hamdolsun şu gündeme gelmedi. Halbuki kendisi, bizzat kendisi havalimanında Brüksel'e giderken gündeme getireceğini, muhakkak gündeme getireceğini kendisi ifade etti bir konuyla ilgili. Hamdolsun gündeme gelmedi diye şükrediyor. Bakın böyle bir noktaya Türkiye düştü. O sebepten dolayı bu gerçekten olan bitenleri göz ardı ettirmeye çalışıyorlar. Yapılan görüşmenin bir başarı olduğunu ifade etmeye çalışıyorlar. Ama kesinlikle bir başarı söz konusu değildir. Türkiye ne Rusya ile sağlıklı ilişki düzeyi vardır, ne ABD ile böyle bir ilişkisi vardır, ne Avrupa Birliği ülkeleriyle böyle bir ilişkisi vardır ve bunun sonucunda da adeta Çin'e mahkum olmuş vaziyettedir. Bakın, şimdi Kanal İstanbul olsun, diğer bazı büyük projelerin Çin tarafından finanse edilmesi konuşuluyor. Bu Türkiye için bir ulusal güvenlik meselesidir. Türkiye daha fazla Çin'in bu emperyalist yaklaşımına ve otoriter anlayışı bütün dünyada finansman yaptığı ülkelere taşıma çabasını göz ardı edemez. Çin'le yapılabilecek özellikle her işbirliği ciddi ciddi tartılması lazım. Türkiye Çin'e mahkum olabilecek bir işbirliği içerisine kesinlikle girmemesi lazım. Çok merak ediyorsa bakın Karadağ örneğine bakabilirler. Çin orada bir otoban finanse etti. Şu anda otobana çökecek hale geldi. Sri Lanka'da bir liman finanse etti. Şu anda o Sri Lanka'daki limana çökecek hale geldi. Ve Türkiye ile Türkiye'de büyük projeleri finansman noktasında da Çin'in ortaya koyacağı politika aynı yaklaşım olacaktır. Kesinlikle bundan kaçınılması lazım. İktidarı Türkiye'yi yeni bir ulusal güvenlik sorununa sokmasını özellikle reddetmemiz gerekiyor. Millet olarak bu konuda çok duyarlı olmamız gerektiğini özellikle belirtmek istiyorum. Hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum.